meselesiydi. Buna göre tekel sahibinin büyük oğlu bininci daha önce saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi. Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Aynı zamanda PVC işi yapan tekel sahibinin borcunu ödememesi ise yeniden gerginliğe yol açtı. Saldırganlar alacaklı oldukları Baba Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen Baba Erzen sosyal medyadan "Boğazınıza dursun" şeklinde küfürlü bir durum paylaştı. Duruma sinirlenen Baba Erzen'in sosyal medyadan küfürlü paylaşım yapması üzerine şüpheliler tekel bayisine gitti. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayiğin gelen silahlı saldırganlar, Yusuf E, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü, EGM'den açıklama EGM sosyal medya paylaşımında, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden bininci ö, hakkında 3 adet suç kaydı var, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti sabahta yer alan habere göre şüphelilerden birinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında kimlere dert olmadık ki ifadelerinin yer alması dikkat çekerken paylaşımlarda olay yerinden kaçtıkları aracın da göründüğü fark edildi.